Filipinler coğrafi olarak Güneydoğu Asya'dadır. Binlerce adadan oluşan ülkenin başka hiçbir ülkeyle kara sınırı yok. Başkanlık sistemiyle yönetiliyor ve 108 milyon nüfusu var. Bunlar bilinen şeyler. Ama biz Kablosuz Dergi'nin bu videosunda Asya'daki kesinlikle en farklı ülke olan Filipinlerin en ilginç özelliklerine yakından bakacağız. Filipinler Asya'da nüfusunun çoğunluğu Katolik olan tek ülkedir. Uzak Doğu ülkeleri genellikle Budizm ya da kendilerine özgü inançlarla öne çıkar. Batı dünyasında hakim olan inanç sistemlerine pek rastlanmaz. Ama Filipinler Asya'nın en farklı ülkesi. Ülke 300 sene İspanyol Krallığı'nın sömürgesi altında kaldı. İspanyollar Filipinler topraklarında büyük bir misyonerlik hareketi başlattı. Katolik vakıflar birçok okul, üniversite ve hastane inşa etti. Böylece halkın Katolikliğe geçiş süreci hızlandı. Bugün nüfusunun %83'ünü Hristiyanlar, %8,5'unu da Müslümanlar oluşturuyor. Filipinler, Vatikan'la birlikte dünyada boşanmanın yasak olduğu iki ülkeden biridir. Aslında ülkede boşanmak Katolikler için yasaktır. Katolik inancına göre Tanrı huzurunda boşanma yoktur. Boşanan biri bir daha kilise nikahı yapamaz. Çünkü boşanma olmadığından dinen halen evlidir. Filipinler'de Katolik çiftlerin resmen boşanabilmesi için tek bir yol var. Eşlerden birinin psikolojisinin bozulması ve bunun resmi olarak ispatlanması gerekli. Bunun dışında hiçbir seçenek yok. Politikacılar ve halk son yıllarda boşanmanın yasallaşması için yoğun çaba gösteriyor. Halkın %60'ı da boşanmanın yasallaşmasını istiyor. Ama Katolik Kilisesi bu duruma çok sert karşı çıkıyor. Tüm bunların yanında Filipinli Müslümanlarsa boşanma hakkına sahiptir. Müslümanlar arasında bu durum hoş görülmese de isteyen Müslüman çiftler boşanabilir. Ayrıca başka inanca sahip ya da inanmayan kişiler de sivil evlilik denen sürece tabi olurlar ve isterlerse boşanabilirler. Filipinler mutfağı belki de dünyanın en kötü mutfaklarından biridir. Evde yemek yapma kültürleri çok düşüktür. Birçok Uzak Doğu ülkesinde olduğu gibi Filipinler'de de en çok yetişen ürün pirinçtir. 2000 yıllık çentik tarlaları bugün dünya harikalarından biri olarak gösterilir. Buna rağmen pirinçten yapılan yemekler bile çok sınırlıdır. Evde en çok yaptıkları yemek pirinç haşlamadır. Neredeyse her evde pirinç haşlama makinesi vardır. Son yıllarda yükselen bireysel gelir nedeniyle dışarıda yemek yemek Filipin halkı için çok normal bir durum oldu. Yalnız dışarıda en çok yenilen şeyler de fast food ürünleri oluyor. Her öğün fast food yiyen insanlara rastlamak çok olağan. Ayrıca Amerikan abur cuburları da ülkede çok popüler. Tüm bunların sonucu olarak yoğun bir obezite sorunuyla boğuşmaya başladılar. Fast food'a bu kadar düşkün olunca kendi markalarını da yaratmış durumdalar. Jollibee adlı zincir restoran ülke dışında da şubeler açmaya başladı. Asya ülkelerinde yaygın olarak tüketilen kedi, köpek, kurbağa gibi hayvanlarsa Filipinler'de yenilmiyor. Hatta köpeklerin kesilmesi ve yenilmesi suç ve ağır cezaları var. Medeniyetin henüz tam ulaşmadığı birkaç uzak adasındaki insanlar köpek yiyor sadece. Filipinler'de gelir adaletsizliği çok yüksek durumdadır. Ülkenin bir kısmı mutlak yoksulluk sınırında yaşarken bir kısmı ise dünya ortalamasının bile üstünde hayat sürüyor. Bu durum şehirlere de yansımış durumda ama zengin ve yoksul bölgeleri olarak değil. Sokakta 200-250 metrede çok farklı hayatlara denk gelebilirsiniz. Örneğin teneke gecekondular Filipinlerin her yerinde yaygın ve buralar yabancılar için oldukça tehlikeli. Bu tehlikeli yerlerde korku içinde yürürken bir anda kendinizi lüks bir sitenin önünde bulabilirsiniz. Tabii lüks evler ve siteler yoğun güvenlik önlemleriyle korunuyor. Kapılarında ve çevrelerinde çok sayıda güvenlik ve polis oluyor. Yer yer 2 metreyi aşan güvenlik duvarlarıyla çevrelenmiş olabiliyor. Filipinler'de yaşayanlar için en büyük sorunlardan biri toplu taşımadır. Toplu taşıma araçlarının hepsi kısa mesafe güzergahlarına sahipler. Örneğin şehir içinde 15-20 kilometrelik bir mesafe için 3-4 aktarma yapmak gerekiyor. Beklemeler ve duraklar arasındaki yürüme mesafesini de hesaba katınca Maltepe-Kadıköy arası kadar bir mesafe için insanlar 3-4 saat harcayabiliyor. Filipinler'deki toplu taşıma araçları arasında en çok dikkat çekenlerse jipni denen bu araçlardır. İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan ordusunun geride bıraktığı jipleri revize ederek bu şekilde kullanmaya başladılar. Bu araçlar 1964'te Filipinlerin ulusal sembollerinden biri olarak kabul edildi. Daha sonraki araçlar da bu şekilde tasarlandı. Bugün yaklaşık 220 bin jipni toplu taşımada kullanılıyor. Hiçbirinin kesin bir güzergahı yok. Gideceğiniz yöne doğru gidiyorsa biniyorsunuz. Sempatik görüntüsüne ve ulusal sembol olmasına rağmen çok büyük hava kirliliğine neden oluyorlar. Ülkenin en büyük kenti Manila zaten dünyanın en kirli havasına sahip şehirlerinden biridir.
Filipinler nüfusunun %11'i, yani yaklaşık 11 milyon Filipinli yurt dışında yaşıyor. Çoğunluğu zengin Arap ülkelerinde olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerine yayılmışlardır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en kalabalık ikinci Asyalı gruplar. Genellikle hizmet sektöründe çalışıyorlar. Dünyanın en büyük hemşire tedarikçisidirler. Yurt dışında çalışan Filipinlilerin ülkelerindeki ailelerine para göndermesi ise yazılı olmayan bir kural gibidir. Bu onlar için bir ödev değil, bir zorunluluk olarak görüyorlar. Ailelerinin durumu ne olursa olsun ülkelerine çok ciddi para gönderiyorlar. Yıllık yaklaşık 35 milyar dolar yurt dışında yaşayan Filipinliler tarafından Filipinler'deki ailelerine gönderiliyor. Bu miktar Türkiye'nin en önemli döviz girdilerinden biri olan turizmden çok daha yüksek. Filipinler halkı dünyanın en internet bağımlısı halklarından biridir. Neredeyse bütün Filipin halkı 24 saat online durumdadır. Uykularında bile telefonları, tabletleri ya da laptopları hemen yanı başlarındadır. Gece su içmek için uyandıklarında bile şöyle bir göz gezdirirler. Tuvalete laptopla girmek oldukça olan bir durumdur. İnternet üzerinden günde 400 milyondan fazla yazılı mesaj gönderiyorlar. Bu rakam tüm ABD ve Avrupa'nın toplamından daha fazladır. Tabii tüm bunların bir de artısı var. Asya'da bilişim yatırımcı ve girişimcilerinin en yoğun olduğu yerde Filipinler'dir. E-ticaret konusunda da çok gelişmişlerdir. Filipinler'deki en ünlü Türk Yılmaz Bektaş adındaki biridir. Hatta bazı Filipinliler Yılmaz Bektaş'ı olmayan Türk kraliyet ailesinin prensi zannediyor. Yılmaz Bektaş 2000'lerin başında hem Filipinler hem de kainat güzeli olan Ruffa Gutierrez'le birlikteydi. Hatta daha sonra evlendiler ve iki tane de çocukları oldu. Ruffa Gutierrez yarışmada birinci olmadan önce de Filipinler'de oldukça popüler bir magazin üyesiydi. Attığı her adım ana haber bültenlerinde bile haber oluyordu. Çiftin birlikteliği sonrası Yılmaz Bektaş da Filipinler'deki en popüler kişilerden biri oldu. Çift 2007'de ayrıldı. Ruffa Gutierrez Yılmaz Bektaş'ın kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Ayrılığın üstünden 14-15 sene geçmesine rağmen bugün bile Filipinler'de Türklerin en çok karşılaştığı soru Yılmaz Bektaş'ı tanıyıp tanımadığıdır. Filipinler bir adalar ülkesidir. Asya ana kıtasına bağlantısı olmayan ülkenin yaklaşık 7600 civarında adası var. Yalnız her kaynakta ülkenin ada sayısı farklı bir rakam olarak geçer. Bunun sebebi gelgitler nedeniyle yerleşim olmayan bazı ada yahut adacıkların belli dönemlerde kaybolup geri gelmesidir. Bir de ülke ciddi bir deprem kuşağı üstünde. Bazı depremler sonrası bazı adalar kaybolabiliyor veya yeni adalar oluşabiliyor. Yeni bir teknoloji bulunana kadar Filipinlerin net olarak kaç adası olduğu bilinmeyecek ya da bilinse bile anlık olarak bu sayı değişime uğrayabilecek. Filipinlilerin en çok sevdiği etkinliklerden biri maalesef ki horoz dövüşüdür. Horoz dövüşü aslında yasal olarak suç. Fakat bu etkinlik üzerinden çok büyük bahisler ve para dönüyor. Hatta horozları dövüştürürken biraz da psikopatlaşıyorlar. Horozların bacaklarına jilet ve bıçak gibi kesici aletler bağlıyorlar. Dövüşlere yapılan baskın sırasında bir polis bu yüzden horoz saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti. Polise saldıran horozun bacağındaki jilet polisin hayati damarlarından birini kesti ve Kristin Bolok adındaki memur hayatını kaybetti. Ayrıca Filipinliler tam bir bahis tutkunu. Sokakta her şey için hemen paraları çıkarıp bahse girmeye hazırlar. Kumarhaneler ise yasal olarak serbesttir ve her zaman oldukça kalabalıktır. Filipinler'deki en popüler iki spor basketbol ve bokstur. Basketbola tutkuyla bağlılar. Neredeyse her köşe başında derme çatma da olsa bir pota bulunuyor. NBA formaları ve ürünleri giymek gençler arasında çok gözde. Ayrıca Filipinler Basketbol Federasyonu dünyanın en eski ikinci basketbol organizasyonudur. Boksta ünlü boksörleri Manny Pacquiao ile birlikte popüler oldu. Pacquiao'nun maçlarının olduğu gün Filipinler adeta bir ulusal bayram havasına bürünüyor. Filipinler polis teşkilatı Pac-Man lakaplı boksörün maçlarında sokak suçlarının sıfıra düştüğünü açıkladı. Çünkü zaten o anlarda Filipinler'de hayat duruyor. Filipin halkı alışveriş merkezlerini çok seviyor. Tropikal iklimde bulunan ülkede hava devamlı nemli oluyor. Bu da uzun alışveriş sürelerine izin vermiyor. Klimalı alışveriş merkezlerinde ise daha uzun süre geçiriyorlar. Daha rahat ve daha çok alışveriş yapıyorlar.
Alışveriş merkezleri sadece ürün almak için değil, sosyalleşme açısından da başlıca yerlerden biri. Neredeyse her tesis içinde dükkanların yanı sıra spor salonları, restoranlar, sağlık klinikleri, gece kulüpleri, parklar, amfiteyatrolar ve hatta kiliseler gibi sosyal alanları barındırıyor. Bu yüzden dünyanın en büyük 10 AVM'sinden 3'ü Filipinler'dedir. Filipinler deniz turizmi konusunda dünyadaki en iyi yerlerden biridir. Yıllık 10 milyonun üstünde turist ağırlıyorlar ve bu rakam her yıl çok hızlı bir şekilde artıyor. Özellikle Camuguin, Palawan ve Boracay adaları birçok turizm otoritesi tarafından yeryüzündeki cennetler arasında gösteriliyor. Filipinlerin en tanınan ve popüler şehri Manila, dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu şehirdir. Yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi burada yaşıyor ama bu nüfus oldukça dar bir alana sıkışmış durumdadır. Kilometre kare başına yaklaşık 46 bin insan düşüyor. Örneğin 15,5 milyonluk İstanbul'da kilometre kare başına yaklaşık 2.900 insan düşüyor. Tabii bu kadar çok kişi bu kadar kısıtlı alana sıkışınca ilginç yaşamlar da ortaya çıkıyor. Şehirdeki kuzey mezarlığı bir gecekondu mahallesine dönüşmüş durumda. Mezarlık ilk olarak 1904 yılında açılmış. 1950'lerden bu yana yaklaşık 10 bin kişinin yaşam alanı haline gelmiş. Kuzey mezarlığı ülkenin en büyük mezarlığıdır. Filipinler'de vefat eden popüler kişiler genellikle buraya defnediliyor. Bazı insanlar da burayı kendilerine ev yapmışlar. Mezarların ve tabutların üzerinde ya da boş mezar odalarında ölümün hemen yanı başında hayat sürüyorlar. Bizim için bu durum bir korku filmi gibi gözükse de mezarlıkta yaşayan insanlar buranın birçok gecekondu mahallesinden daha güvenli olduğunu söylüyor. Filipinler dünyada doğasına en çok zarar veren ülkelerden biri. Ülkenin yeşil alanları %80 oranında kaybolmuş durumda. Yasa dışı ağaç kesimi nedeniyle sorun gittikçe büyüyor. Ormanlık alanların kaybolması, sel ve toprak kayması gibi doğal felaket riskini de arttırmış durumda. Bunun önüne geçmek için bazı önlemler almaya ve teşvik edici uygulamalar yapmaya çalışıyorlar. 2014 yılında 1 saatte 3 milyon 200 bin ağaç dikerek dünya rekoru kırdılar. Şimdi ise yeni bir yasa çıkardılar. Lise ve üniversite öğrencilerine mezun olabilmeleri için 10 ağaç dikme şartını getirdiler. Yasanın düzgün uygulanması durumunda Filipinler'de her yıl 175 milyon yeni ağaç dikilecek. Filipinler'de yeni çıkarılan başka bir yasaya göre ise yenilebilir yiyecekleri çöpe atmak yasaklandı. Bireysel gelir artınca dışarıda yemek yeme alışkanlığı da arttı. Bununla birlikte yemek artıklarında da büyük bir artış yaşandı. Ülkede yaklaşık her yıl 38 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor. Yasaya göre otel, restoran ve süpermarketler tüketilmeyen yenilebilir durumdaki yiyecekleri bağışlamak zorundalar. Yasaya uymayıp da yiyecekleri çöpe atan işletmelere yüksek cezalar kesiliyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olarak bana destek verebilirsiniz.